Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle beraber Temu siparişlerimi açacağız. Bu 3 gündür falan ofiste bu şekilde bekliyor. İş arkadaşlarımın tamamı geliyor gidiyor. Ne zaman açılacak, ne zaman bakacağız falan, gerçekten heyecanlı bir şekilde bekliyorduk bu anı. Ama video çekmek istedim bunu açarken ki birlikte görelim ilk tepkiler, ilk yorumlar. Burada iş arkadaşlarım da var. Onların da yorumlarını almaya çalışacağım. O zaman başlayalım mı? Ay çok heyecanlı. Bu arada ne kadar sürede geldi ona bakacaktım. Neyse, ona bakarım, duruma göre tarihlerini yazarım. Ne kadar sürede gelmişti abla ya? 20 gün mü? 15-20 Aynen, 15-20 gün arasında falan geldi. Ve hala kargoda görünüyordu. Sonra mesaj geldi, teslim edildi diye. Neyse, beklediğimize değer diye düşünüyorum. Açıyorum o zaman. Şurada bir delik var ama bizimkilerden biri mi açmış bilmiyorum. Bu delikten başlıyorum. Sanki uzun süredir video çekmiyormuşum gibi, çok heyecanlandım. Açtım! Böyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu kendime doğum günü hediyesi olarak almıştım. Buradan beni Instagram'dan takip edenler bilir. Orada kendime hediye olarak birkaç parça alışveriş yaptım dedim. Beni tanıyan arkadaşlarımdan bir tanesi işte o sırada 50 parça alışveriş yapan Dilek falan diye dalga geçirmişti. Neyse, komikti. Ama kız heyecanlandım. Ben aldığımda limit güncellenmişti ve 2000 TL'ye tamamlandıktan sonra beni ödeme adımına geçiriyordu. Hatta ilk Temu popülerleşmeye başladığında 450 lira gibi bir limitle başlamış. Alışveriş yapan arkadaşlarım vardı. Çevremde birçok arkadaşım da deneme amaçlı, hani gelir mi gelmez mi ne olur diye bilemeyip böyle ufak tefek bir şeyler, göz ardı edilebilecek miktarlarda alışverişler yapmışlardı. Ama baktım ki o arkadaşlarımız alışverişleri güzel gelmiş, ürünleri güzel gelmiş, sağlam gelmiş. Dedim ki tamam, güvenebiliriz. Şimdi burada toplu alışveriş yapmamın sebebi de hem gerçekten çok uygun fiyatlıydı, hem de aslında parça parça alabileceğim ürün grubuydu. Ama Temu'da tabii böyle bir avantaj olunca hepsini komple alıvermiş oldum. Ne kadar vergi verdik? Ya toplamda 750 lira gibi bir yanlış hatırlamıyorsam vergi koydu. Evet, ama yine de o aldığım parçalara böldüğümüz zaman, her şeyi hesaplamışız yalnız, böldüğümüz zaman yine de uygun kalıyor. Tabii şu anda biliyorsunuz yurt dışı alımlarıyla alakalı bazı durumlar oldu. Onlara şimdilik girmiyorum. Artık şu ürünleri bir açalım. Şimdi elime ilk önce ne geldi? Bir tane spor için tişört almıştım. Hızlı hızlı bakalım, yoksa bu video bitmez. Şimdi şöyle de güzel paketlemişler. Ha, şöyle. Yorumlayacak mıyız? Yorum ekibi. Ay bir şey söyleyeceğim. Yumuşacık. Arkadaşlar şöyle bir tişört almıştım. Ay gerçekten yumuşacık. Başak Burcu gel. Buna bir bak. Buna bir bak. Abla, buna bakmanı rica edeceğim. Çok güzelmiş. Beğenildi. Fırkiye verdim. Bayağı. Şimdi. Gerçekten güzelmiş. Bayağı. Bak, deneme amaçlı aldım. Hani güzel midir, şöyle midir, böyle midir? Gerçekten. Abla güzelmiş. Alışverişimi ertelediğim için çok pişmanım. Evet ya. Arkadaşlarımdan Burcu ablam biraz ertelemişti ve sonra bu yasalar, şunlar bunlar ben kaynaklı tabii alamadı. Bu biraz üzücü oldu. Sıradaki en çok merak ettiğim giyimden geliyoruz. En çok merak ettiğim üst, abla bu çok güzel görünüyordu. Ay, ya. Bu biraz şöyle çaprazdı falan. Degajeye kaydı, evet, çünkü o. Evet. Biz bunu ne kadar gösterebiliriz? Şöyle. Ay. Renkleri falan çok güzelmiş ya. Gerçekten beğendim. Abla bakmak ister misin? Hı hı. Bir de şey, uzunluğu bile ayarlanabiliyor. Şimdi. Ay. Sonra şuraya geçelim. Arkadaşlarım. Evet, çok güzelmiş. Beğenildi. Yorumlama ekibi. Bunu aldığım ve denediğim bir video çekmiştim. Bundan önce atarım diye paylaşıyorum. Şimdi bunun için bazı parçalar aldım Temu'dan. Hatta Temu alışverişime nasıl karar verdim biliyor musunuz? Stanley için bazı parçalar araştırıyordum. Ve işte farklı farklı uygulamalardan girdim ve baktım. Bakın şu
bu Stanley için kullanılacak çubuklar ve temizleme fırçası. Bunun fiyatını eklemiştim. Sonra bu çok tatlı. Buna bakalım. Stanley için eklediğim parçaları herhangi bir uygulamada baktım ki çok pahalı tuttu ve ben bu Temu alışverişimi o 3 parça Stanley için alacağım 3 parça ile böyle aynı fiyatlar. Ben de dedim ki bekleriz. Ay bunu çok merak ediyordum. Abla bu. Hemen. Bana diyorlardı ki bunu nasıl taşıyorsun? Dedim biraz sabredin. Her tarafınız kandı. Aynen. Ay bir şey söyleyeceğim. Rengi çok tatlı. Kalitesi çok güzel. Bu galiba yeni sayfalarda çıkmaya başlamış, bilginiz olsun. Ay bu nedir ya? Her ayrıntısını mı düşündünüz be? Cepleri. Harbi iyi. Kartını koyayım. Evet. Harbi iyi. Bakınız. Kalite kokuyor ha. Kalite kokuyor. Gerçekten çok güzel be. Deneyelim. Deneme. Yardımcı ekip. Yardımcı ekip. Evet. Artık ben bunu takıp böyle hastane ziyaretlerine gitmez miyim? Şöyle. Ne güzelmiş kız. Al işte. Harika. Heh. Al. Olay bu. Kart vizitlerimi de şuraya koymam yok mu? Telefonum ve kart vizitlerimi taşıdığım çanta bu. Ay gerçekten çok güzelmiş ya. Yine uzunluk ayarı falan da yapılıyor. Burası da yumuşacık. Omuzum da acıtmaz. Omuzumuz da acıtmaz. Narin omuzumuzu. Çok iyi. Çok iyi. Beğenildi. Neredeyiz? Yine Stanley için alışverişler yapılmış. Evet. Stanley'e verdiğim paranın bir bu kadarını da aksesuarlarına vermişim. Bu da geliyor. Geliyor. Nedir? Tahminleri alalım. Buz kalıbı, evet. Buz kalıbı. Bu Stanley'in boyutları var ya, bu da boyut böyle. En geniş, böyle en küçük. Çok tatlı değil mi? Çok iyi. Evet. Çok iyi düşünülmüş. Böyle. Çok iyi düşünülmüş ya. Ve bu ne kadara geldi? Ay bunların fiyatlarını ben yazsam mı? Ekran görüntüsü mü koysam? Yes. Olabilir. Ekran görüntüsü daha mantıklı. Daha mantıklı. Evet. Aynen, sen tanıtmayalım. Ve gerçekten o kadar ucuzdu ki ya bunlar. Ve kaliteli. Abla baksana. Sen anlarsın. Bak test ekibimiz gerçekten bile var. Üç boyut olduğunu fark etmemiştim mesela. Yani, ne kadar güzel. Evet. Ne güzel alışverişler yapmışız. Kız. Aa, bu ne? Bunu aldığımı unutmuştum. Bakın bu birçok Temmuz siparişinde olan bir parçaydı. Geliyor. Tata. Küçük fan. Böyle pilli. Çok güzel değil mi? Harika. Kız çok güzel. Ya bunları gerçekten deneme amaçlı aldık ama aklıma şu geldi. Yani şunlar falan o kadar ucuzdu ki hani alınıp böyle tatlı tatlı hediye edilebilirdi. Değil mi? Çok hiç aklımıza gelmedi ama sağlam mı gelir, nasıl gelir bilemediğimiz için. Çok tatlı. Bu ne ya? Of sıcakladım ya. Hocam tamam. Çok terledik ya. Ya aferin kız bize. Evet. Abla bu da şapkaydı. Senden ikna olduğum bir şapka. Geliyor. Geliyor. Tada. Rengi de güzel ha. Evet. Burada da ayıcık var. Ayıcığın biraz şekli şükrü değişik ama olsun. Güzel. Ama ayı. Ayı ama ayı. Buradan da boyutu ayarlanıyor. Güzel ya. Rengi falan güzel çıktı. Şimdi saçıma takarsam bozulur. Güzel. 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 Aynen. Güzel, güzel. Güzel deyin. Bir de bunu merak ediyordum abla. Evet. Bakın. Onu ben de yedim. Leopar. Evet. Bak. Dişil. Dişil. Biraz dişil enerji dedik. Ve ben bu acaba böyle mi sipariş ettim hiç hatırlamıyorum ama. Bakın kocaman bir bez çanta. Dedim ki yolculuklarda bakınız. Spora giderken, pikniğe giderken. Plaja giderken. Aa çok havalı. Gerçekten çok havalı. Kocaman. Şu an üstümde de uydu sanki. Aynen üstümde de uydu sanki. Beğendim. Ve şurada da küçük cebi varmış ya. Ya adamlar bunu bile düşünmüş.
Çok güzel. Vallahi beğendim. Heh, yapıyorsunuz bu işi. Alı bakmak ister misin? Buralar nasıl toplanacak asla bilmiyorum ama olsun, toplarız. Ben toplamaya çalışıyorum. Ben toplamaya. Şuna bakalım, evet. Bu da bir üst. Bu da bir üst. Biraz dağıldık artık gün sonu ama. Çok tatlı bir üst. Bakıyorsunuz. Ayrıntıları görünüyor mu ya bunun? Böyle şeyle. Böyle. Böyle. Ne bu? Yaylı. Yaylı değil tabii. Neyli bu? Bilemedik. Akordiyon gibi. Akordiyon gibi. Çok güzel oldu bu arada. Gerçekten çok güzelmiş ya. O litresi falan da güzel. Evet, çok güzel. Ve bir şey söyleyeceğim. Şimdi almadan önce de biz oturup şey yapmıştık. Almaya değer mi? İşte Temu'da evet uygun ama uygun böyle algımız nasıl? Yani uygun diye komple direkt sipariş vermedik. Baktık, karşılaştırdık, okuduk. Ya çok arka planda çok çalışıldı. Bu siparişe gelene kadar çok çalışıldı. Siparişin hazırlanması bir ayı buldu. Bir ayı. Evet. Bir de en çok merak ettiğim ve en çok kullanacağımızı düşündüğüm özellikle bu yaz aylarında bir telefon aksesuarı. Denize çok gidenler için. Tabii ya. Tabii ya. Nasılmış bu? Aa, böyle aç. Nasıl açıyorsun kız bunu? Nasıl? Aa, şöyle açılıyormuş. Böyle ikili sistemi var. Gerçekten koruyor mu acaba bu ya? Bakalım. Gerçekten koruyorsa yani bu yuvaları var. Böyle eşleşiyor. Şöyle ikili bir şekilde kapatıyor. Bunu böyle belki anlayamayabilirim ama sanki vakumladı gibi. Bakayım. Sanki içinde mesela hava kaldı gibi. Evet. Evet. Nasıl kaldı gibi demem bu, vakumladı aynen gibi. Şu an hava girecek hiçbir yer yok. Yok. Neyse bunu bir kapta deneyebiliriz. Ağzını kapatıp içine hiçbir şey koymadan. Evet, olabilir. Bu da böyle boyun atacağınız boyunumuza. Güzelmiş valla. Hele bir de işe yarıyorsa var ya. Bakayım. Yine bir Stanley alışveriş yapılmış. Bakınız. Şimdi şunu göstermem gerekiyor. Burada bazı parçalar var. Bu parçalar Stanley videosunda artık atmış olurum diye düşünüyorum. Stanley'in su akıttığından, sızdırdığından bahsetmiştim. Bazı parçalarla sızdırmaz hale getirilebiliyormuş. Mesela bu. Bu böyle ağzını kapatıyor, tamam mı? Sonra şöyle koyayım. Burada yedek parçalar da var. Şu parça o üst kısmındaki ağızlığını kapatıyor. Bir de şu parça var. Bu da diğer tarafı kapatıyor. Bu üç parçayla Stanley'inizi sızdırmaz hale getirebiliyormuşsunuz. Stanley'i olanlar varsa bu parçaları diğer uygulamalar üzerinden alabilirler. Evet. Bu da güzeldi. Bu da güzeldi. Plastikler de kaliteli görünüyor bu arada. Beğenildi. Devam. Ve kargo bitmiyor. Kargo bitmiyor. Az kaldı, az kaldı. Bir tane sporda giyilebilecek bir üst sipariş vermiştim. Bunu da çok merak ediyor idim. Vallahi güzel. Vallahi kaliteli geldi ya. Yani işte bilmediğimiz için şöyle tını vermek istiyorum abla. Bilmediğimiz için tabii ki gerçekten ona göre sipariş ettik. Kumaşların kaliteli olduğunu duymuştuk. Aynen ama ya. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Evet. Şuradan abla test ediyor, görüyorsunuz belli. Şimdi devam ediyorum. Bir üst daha almıştık. Çok tatlı, çok şeker ve puanı yüksek. Böyle yorumlarını da okuduk bu arada. Bu da tatlı. Rengi güzelmiş. Değil mi? Göründüğü gibiydi orada. Güzel. Beğenildi. Daha kısa crop bekliyordum ama. Güzel, beğendim. Renkleri güzel. Her yer pembe. Ay takı alışverişleri. En çok merak ettiğim şeyler de şu takı alışverişleri oldu. Şunlar paslanmaz çelikmiş. Benim de çok fazla deliğim var ama hepsine takmayayım. Böyle ufak tefek kapanmasın diye takmak istediğim böyle pratik takılar almıştım. Normal bir mağazada 100-150 lira daha fazla. Evet. Değişiyor.
Bir de şunu aldım. Bence bu çok mantıklı bir şeydi. Şarj kablo koruyucu. Bu ama şarj kablomuz yok şu anda. Böyle şarj kablosunu böyle takıyorsunuz. Bakın koruma. Kırılmasın diye. Çok güzel değil mi? Çok mantıklı. Kesinlikle çok kullanışlı. Evet. Aynen öyle. Telefon, bende de var. Çok. Aynen o telefona giren kısmı var ya. Orayı İki koruyor. Ucuna. O kablonun en uçları kırılmasın diye. Evet çok güzel. Ben iki kere kırmıştım. Yani yanlışlıkla böyle ayağım basıyor falan. Yanlışlıkla iPhone çaldı. Nasıl basarsın be Dilek? Hiç mi acıman yok be kızım? Aa bakın. Bu da çok güzel ve merak ettiğim bir şeydi. Geliyor. Sporcular beni anlar. Sporcular. O sırada iki aydır spor yapan ben. O zaman çıkalım. O zaman çıkalım. Bakınız. Bakınız. Fırkiciğim sana da lazım olabilirdi. Yürüyüşte kullanabileceğiniz çanta, bel çantası. Kaliteli. Bu çok iyi. Bakın burada ne varmış? Şişe koyabileceğiniz. Ondan sonra şuraya da telefonunuzu koyabileceğiniz ve belinize bağlayabileceğiniz. Konuşmaktan bir hal oldum. Bel çantası ve bence çok iyi. Yürüyüşte al tak. Çantayla yürümektense. Aynen öyle. Yürü. Mantıklı değil mi? Ya mantıklı alışverişler değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Süpersin. Şimdi devam ediyorum. Az kaldı. Yine ana bunlar kocaman geldi. Yine çelik takılar görüyorsunuz. Top şeklinde. Güzel. Ya yoruldunuz mu? Devam bitmiyor. Ediyorum. Bitmiyor. Gerçekten çok parça almış. Aa, şu anda bakın. Birçok kişinin merak ettiği bir çamaşır bu ama size göstermek istiyorum. Bakın şimdi bu bir iş çamaşırı. Abla sen bunu çok merak etmiştin. Bu dikişsiz ve sırt dekolteli elbiseleriniz için giyebileceğiniz bir iş çamaşırı. Yumuşacık. Böyle ince petleri var. Deneme amaçlı sadece bu rengini eklemiştim. O yüzden bir tane almıştık. Normalde farklı renklerini de almayı düşünüyordum. Bunlar 700-800 lira şu anda. Burada evet. Başka bir markada. Kik çamaşırı diye geçiyor. Gerçekten yok gibi. Bunu da göstereyim mi ablaya? Evet göster. Göstereyim. Şöyle dikişsiz iş çamaşırı almıştım. Ay bunun bedenleri bayağı büyükmüş. Bu çok büyük. Yüksek belli olduğu için. Yüksek belli olduğu için mi? Tamam. Evet. Moralim yerine geldi. 5 parça falan tamam mı? Bunlar gerçekten normalde biliyorsunuz. Kadınlar bilir. Çok pahalı. 150-200 lira tanesi evet. Şu anda. Bakın renklerine bakın. Koyu kıyafetlerinizle, açık kıyafetlerinizle bakın. Şunu nasıl göstereceğim ben? Durun. Durun. Temu neden alışveriş yapamıyoruz? Neden kısıtladınız bizi? Neyse bir videoyla içeriyeceğim. Bakın. Kaliteye bakın. 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 Bostanlı pazarında gibi hissettim kendimi. Evet. Bak ablam bak. Ablam al. Ablam gene. Değişim yok. Neyse. Ay az kaldı. Çok az kaldı. Bu ne kız? Ha bak bu da elbiselerin eteklerin altına böyle fıt diye giyebileceğiniz bir şort. Aha al. Oysho'da ne kadar bu? Oysho'da ne kadar bu? 7. Nereden bildin? 20 lira. Ha 20 lira. Ben 700 anladım. Temu'ya ne kadar daha gömebilirdim var ya. Yani şu alışverişten sonra eğer devam etseydi. Temu kendi reklamını kadar yapmamıştır. Bak yapmamıştır. Yine çok güzel. Abi bak şunun kalitesine bak ablam. Ablam. Ve uzun olması da güzel. Buna en son bakalım. Bu çok tatlı. Bunu biliyorsunuz. Telefonların arkasına yapıştırılan vakumlardan var ya onlardan. Mesela bunlar o kadar bu 3 lira mı 5 lira mı 7 lira mı öyle bir şeydi ya. Şunlar. Bunlardan paket olarak alınabilirdi. Güzelmiş. Evet. Alınabilir. Alınabilirdi. Neyse. Bir de son 2. Son 2. Hayır son 3. Son 3. Tamam az kaldı. Aaa son 3. Son 3. Şimdi. Takıdan devam ediyorum. Bir takıyı da göstereyim. Bakın bunu çok merak ediyorum. Bunlar çelik takılar var ya. Bir de gerçekten çelikse ve solmazsa. Hemen bir tane takmalıyım. Bakın. Ablam. Biz geçenlerde çelik takı almaya girdik küpe. Ne kadardı? İndirim yaptı kadın. 120 liraya falan indirdi. Ben bunları ne kadar aldım? 3 parça.
Ay en son koyacağım fiyatlar. Yine çelik kolye. Çelik kolye. Çok güzeller ya. Çok zarif, incecik. Devam ediyorum. Geldim. Bakınız. Abla şu takıları görmen lazım. Şunları görmen lazım. Deneyeceğiz, denenecek, test edilecek. Bir de son parça geliyor. Son parça, hazır mıyız? Bunun rengini sizin de görmeniz lazım. Çok beğenerek bunu görür görmez sepetime ekledim. Açıyorum. Açıyorum artık. Video kaçta? Yarım saat falan oldu. Evet. Son parça bu bel çantası. Yani çapraz çanta diyelim. Böyle çok tatlı. Görüyorsunuz, sesini duyuyorsunuz. Kalitesini. Çok güzelmiş ya. Anam dur. Anam dur. Hemen açıyorum. Bak bu ön gözü. Bu da şöyle içi geniş. Geniş. Çok tatlı değil gerçekten mi? Gerçekten. Bayağı bir şey. Hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel. Hepsi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay videomuz bu kadardı. Bakın hızlı hızlı konuştuk. Ürünler hakkında çok fazla yorum yapmadık. Video kısa olsun diye. Bence çok güzel oldu. Çok verimli oldu. İyi oldu. Bu da burada kaldı. Ben şimdi takıp takıştıracağım. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım verimli bir video olmuştur. Şunu göstermek istiyorum tekrar. Ya çok tatlı be. Tak takıştır. Bir kapak fotoğrafı çekilir böyle ama. Ay şurası çok dağıldı. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin beğenileriniz, abonelikleriniz benim için çok değerli. Eğer merak ettiğiniz ürünler olursa bu videonun altına da yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan da zaten ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sızdırmazlık contalarını sizlerle beraber denemek istedim. Gerçekten işe yarıyor mu diye. Şuraya zaten bir aparat vardı. Şuraya bir aparat vardı. Bir de şu kısma bir aparat var. Böyle kapatıyoruz. Bir deneyeceğim. Çok merak ettim. Çünkü bu benim için önemli. Çok doldurduğunuzda, elinizde dahi salladığınızda akıtabiliyor. Tabii şöyle ağız kısmını kapatacağız. Bir saniye. Şimdi şu kapağının ağız kısmını kapattık. Bakıyorum. Şimdi genellikle şuradan... Aa! Yani şurayı birazcık daha kapatmam, ittirmem gerekiyor sadece. Tabii böyle de çevirmeyeceğiz. Normalde şöyle yaptığımda şuradan su çıkıyordu. Dökülüyordu böyle. Güzel bir alışveriş olmuş. Aferin Dilek kız. Araştırdık. Bulduk.